bir çağı Kapatan, bir çağı açan büyük komutan Osmanlı Fadişah Fatih Sultan Mehmet. Tarihi adına Fatih Sultan Mehmet olarak yazdırmış olan 2. Mehmet, 29 Mart 1432 yılı Edirne'de 2. Murat'ın 3. oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Sultan 2. Murat, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet uzun boylu, dolgun yanaklı, adileli ve kuvvetli bir padişahtı. O, 1444'ten 1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. İstanbul'un fethi. İstanbul 1453 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Şehrin çevresi yüksek surlarla çevrildi ve çok iyi korunuyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un cefresini Osmanlı topraklarına katmıştı. Sıra İstanbul'a gelmişti. Fatih uzun süren bir hazırlığa girişti. Büyük toplar döktürdü. Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. İmparator Konstantin Avrupa'daki tüm devletlerden yardım istedi. 2 Nisan 1453'te Haliç ağzına zincir girdirdi. Fatih İstanbul'dan ancak Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesiyle fethedileceğini anlayarak Tophane'den Kazanpaşa'ya kadar kızaklar döşetti. Bir gecede 72 parça girdi, Haliç'e indirildi. Uzun süren kuşatmadan sonra 27 Mayıs günü başlayan ve 3 gün süren Togadişi kentin surlarına büyük gerilikler açmıştı. 29 Mayıs gecesi başlayıp sabaha kadar süren 2 saldırıdan sonra sabaha karşı genel hücuma geçildi. Uluvatlı Hasan surlara çıkarak bayrağı ortaya dikti. Ardından tüm askerler surlara aşarak şehre girdiler. Böylece 54 gün süren kuşatma sonucu İstanbul Fatih tarafından fethedildi. İstanbul'un fethi ile Orta Çağ'ın bitişi yeni çağın başlangıcı olarak kabul edildi. 21 yaşında olan 7. Osmanlı Padişah 2. Mehmet Fatih unvanını alarak anılır. Panorama Müzesi. Eğer İstanbul'un fethi hakkında bilgiler almak isterseniz Panorama Müzesi'ne ziyaret edebilirsiniz. Panorama Müzesi 29 Mayıs 1453 görsel olarak günümüze taşıma ve o günün hatırasını canlı tutmak için yapılan bir projedir. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. 1460 yılında başlanmış ve 1470 yılında tamamlanmış. Fatih Camisi İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da yaptırılan ilk sanatın camisi. Fatih Camisi 1932'de okunan ilk Türkçe ezanın duyulduğu yer. Fatih Camii'nin mimarı Mehmet Tahir Ağabey. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi var. Allah rahmet eylesin. İstanbul kendinin merkezinde yer alan
dünyanın en büyük ve eski kapalı çarşılarından biri olan kapalı çarşı. Kapalı çarşı 1460 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edildi. Kapalı çarşı 110.860 metrekare alana yayılmış. 65 sokak üzerinde 3600 dükkan ve 14 hana sahiptir. 500 yıl aşkın süredir İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak anılıyor. Lokumda farklı maddeler vardır. Aroma, mukesserat, fıstık, fındık, farklı kuru yemişler. Bu aynı zamanda un, su, şeker, bunların karışımıyla paprikadan fırına verilip yapılıyor.